Efendim merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Mercek programıyla karşınızdayız. Yoğun bir gündemin içerisinden çıktık. Bugün oldukça yoğun bir gündem vardı. Ama Mercek Özel'de önemli bir konuyu, önemli bir konukla işleyeceğiz. Daha önce de duyurduğumuz üzere. Bu akşam konuğumuz 26. Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Tuğba. Sağolunuz. Sizi görmek bizi onurlandırdı hem de çok mutlu etti. Uzun bir zaman oldu değil mi? Evet, uzun bir zaman oldu. Dolayısıyla mutluluğumu paylaşmak istedim. Ve gazeteci yazar Mehmet Ali Güller de bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Ben de hem seni hem izleyicilerimizi hem de bizi kırmayıp bu 19 Mayıs haftasında Kurtuluş Savaşı'nın önemli meşalesi olan 19 Mayıs'ın yıl dönümü olan haftada bize yeni kitabıyla o sürece önemli katkılar sunmak üzere davetimizi kırmayıp geldiği için Sayın İlker Başbuğ'a çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldin diyorum. Mehmet Ali ben de sana teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir de inşallah yüz yüze artık bir yerde beraber olalım. İnşallah salgın biraz daha normalleştikten sonra mutlaka. Evet, kurucu liderimizi, ilkelerini, devrimlerini, prensiplerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl var ettiğinin önemini her geçen gün biraz daha fazla idrak ettiğimiz günlerde, özellikle de içinden geçtiğimiz 19 Mayıs haftasında Sayın İlker Başbuğ önemli bir esere imza attı ve kitap bu hafta çıktı. Mustafa Kemal Anlatıyor, Savaş ve Barış isimli kitap efendim. Bu kitaptan bazı başlıkları konuşacağız süremiz boyunca. Önemli soruları hem ben hem Mehmet Ali Güller Sayın Başbuğ'a yönelteceğiz. Ben zamanımızı da tasarruflu kullanmak için hemen sorularıma geçmek istiyorum. Fakat bugün bizim için çok üzücü, çok kara bir gün. Çünkü 5 şehidimiz var. Türkiye'nin 5 şehidi var. Pençe operasyonunda. Bugün önce 3 şehit haberi almıştık. Pençe Kilit operasyonundan öğlen saatleriydi. Saat 14.30 sularıydı. Arka arkaya şehit haberleri gelmeye başladı. Arkadaşlar arkada şehit olan Mehmetçiklerimizin fotoğraflarını da veriyorlar. 5'i bir arada. Piyade uzman çavuş Onur Doğan, piyade teğmen Abdülkadir Güler, piyade uzman çavuş Bican Kapılay, piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya, piyade sözleşmeli Er Celal Tekedereli. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz ve milletimizin başı sağ olsun diyorum efendim. Evet, bugün senin de ifade ettiğin gibi Tuğba, Irak'ın kuzeyinde 5 vatan evladını şehit verdik. Acımız gerçekten büyük. 5 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle ailelerinin derin acısını yürekten paylaşıyorum. Mehmet Ali, sen bir şey söylemek ister misin? Yani söylenecek pek de söz yok. Hakikaten 3 diye önce gündüz aldık haberi, sonra 5'e çıktı. Umarız bu operasyonlar bu terör örgütünün arkasındaki esas kuvvet olan Amerika konusunda halkımızın daha da çok aklını önündeki bu sorunları daha da iyi algılamasına neden olur. Biz sadece terör örgütüyle değil, aslında terör örgütünü destekleyen esas kuvvetle mücadele ediyoruz. O bakımdan şehitlerimiz aynı zamanda emperyalizme karşı mücadelenin de şehitleri olarak bugün acı bir yüreğimize düşmüş oldular. Evet. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyorum ve baş sağlığı diliyorum. Tüm kalbimle de bu acıyı paylaşıyorum. Efendim, şimdi kitaba dönecek olursak, Mustafa Kemal Anlatıyor, Savaş ve Barış. Siz daha önce çok Atatürk kitabı kaleme aldınız. Bu farklı bir kitap. Mustafa Kemal anlatımıyla Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sürecini incelediniz bu kitapta.